içinde bulunduğu bir duruma bakalım. Tamam. Bugün itibariyle Avrupa Birliği bize ambargo uygulamak için düğmeye bastı. Amerika Birleşik Devletleri ambargo uygulamak için düğmeye bastı. Arap coğrafyası, bireysel olarak ülkeler bize ambargo uyguluyor ve Arap coğrafyasında bir dönem ciddi ihracat yaptığımız ülkelerin neredeyse tamamıyla ilişkilerimiz kötü durumda. Dünyada kaç tane blok var? İşte Arap coğrafyası var, Avrupa Birliği var, Amerika var, bir de Rusya var. Çin'i saymıyorum. Çin daha ekonomik bakıyor meselelere. Yani siyasi alanda Çin bir pozisyon belirlemiyor. O sebeple burada Çin'le alakalı bir pozisyonu tartışma söz konusu değil. Rusya'da, Suriye'de Rusya ile karşı karşıyayız. Doğu Avrupa'da, Doğu Akdeniz'de Rusya ile karşı karşıyayız. Libya'da Rusya ile karşı karşıyayız. Ukrayna'da Rusya ile karşı karşıyayız. Yani bunlar karşı karşıya olmayalım gibi algılanmasın. Kesinlikle. Durum tespiti yapıyorum. Rusya herhalde şu an S-400'ünü aldığımız Rusya kadar son birkaç sene içerisinde Türk askerini şehit eden ikinci bir ülke yok. İşte İdlib'de bir atışta 34 askerimizi şehit etti. Şimdi bütün bunları sadece şuna bağlarsak arkadaşlar hata yaparız. Ya Türkiye büyüyor, güçleniyor. O yüzden herkes bize düşman. Yani bu iç politikada bir miktar iş yapar. Bir tek soru, Sinan Beyciğim, izninizle bir tek soru sorabilir miyim? Sinan Bey'e buyurun. Bir tek soru soracağım. Tamam buyurun. Bir tek soru soracağım. Buyurun. Bir soruyu alalım mı? Soruyu alalım, sizde uzun kalacağım efendim. Bir tek soru. Tamam soruyu alayım. Soru. Türkiye sizin dediğiniz gibi devam etseydi, Karabağ'da Rusya rahatsız olacak, Fransa rahatsız olacak, Avrupa rahatsız olacak deseydi, bu sonuç ortaya çıkar mıydı? Siz o bölgeyi bilirsiniz ve hassasiyetiniz var. Soru bu. Mehmet Bey, tamam. O zaman şu ana kadar sizinle birçok defa televizyon programlarında olduk. Dediklerimden hiçbir şey anlamamışsınız. Biraz önce Sayın Bakanım da bir ortaya sorar. Rusya'nın mı yanında? Siz benden anlamamışsınız. Rusya'nın mı yanında olalım? Amerika'nın mı yanında olalım? Arap Birliği'nin mi yanında olalım? Avrupa Birliği'ne mi girelim? Yani şahsi fikrim olsanız, sorsanız Sinan Oğan olarak biz yıllardır ne Avrupa, ne Rusya, ne Çin, her şey Türklük için, Türk dünyası diyen bir nesiliz. Diyen bir siyasi görüşten geliyoruz. Bu ayrı. Bu benim duygularım. Ama devlet yönetmek böyle sızlanarak olacak bir iş değil. O başka bir şey diyorsunuz. Devlet yönetmek, biz işte Amerika'nın dostuyuz, Amerika niye bize bunu yapıyor? Biz işte Rusya'yla S-400 aldık, Rusya niye bize bunu yapıyor? Elbette ki. Siz yeri geldiğinde Amerika ile de beraber olacaksınız, yeri geldiğinde Rusya ile beraber olacaksınız. Duygularınızı devlet yönetiminin dışına koyacaksınız. Kendi düşünceleriniz olabilir ama bu kendi duygularınız olabilir ama bu duygularınızı bir tarafa koyacaksınız. Devleti akılla yöneteceksiniz. Devleti dış politikanın gerektiği gibi yöneteceksiniz. Peki bizim dışımızda şaha kalkan başka bir ülke yok mu? Niye bütün dünya bize düşman arkadaşlar ya? Niye bütün dünya bize düşman da bizim gibi şaha kalkan başka ülkeye düşman değil? Elbette ki Amerika'nın yaptığı ikiyüzlülüktür. Kınıyorum, kınayacağız. İç politikada bu anlamda sesimiz gür çıkacak. Ey Amerika diyeceğiz, elbette diyeceğiz. Ey Avrupa diyeceğiz. Ama bunu yapmadan önce biz niye ambargo uygulanan ülke konumuna geliyoruz bütün dünyada? Hiç mi bu anlamda dış politikada bir hata yapmıyoruz? Acaba nerede hata yapıyoruz? Bunu bir otursak, konuşsak. Biz bunu yapmıyoruz. Birlik olalım içeride, tamam bize ambargo uyguluyorlar. Hele bir de stüdyoda bir CHP'li varsa tamam. İşte CHP olsaydı şunu yapacaktı. Top dönüyor bu defa, işte CHP olsaydı böyle mi olurdu? İktidar olsaydı böyle mi olurdu? Bu iç politika meselesi değil, dış politika meselesi. Yarın sabah doların ne kadar olacağı meselesi, yarın sabah euronun ne olacağı meselesi, bunun ekonomiye ne getireceği, faturasının Türk ekonomisine ne olacağı meselesi, F-35 projesinin Türk ekonomisine 9 milyar dolar kısa bir süre içerisinde kaybı olacağı meselesi, 2,5 milyar dolar verdiğimiz bu füzeleri yarın kullanıp kullanamayacağımız meselesi. O sebeple bu konuları biraz devlet aklı çok moda bir tabir ya, biraz siyasi hamasetle değil devlet aklıyla yönetmemiz lazım. Hemen ifade edeyim. Birinci bölümde söyledim.
Yunanistan bu kadar güçlü bir ülke değil. Bu kadar Yunanistan taraftarı olabilecek bir ülke değil. Yunanistan bizi Doğu Avrupa'da sıkıştırıyor. Niye? Çünkü biz Doğu Avrupa'da kendimizi, hep Doğu Avrupa diyorum, Doğu Akdeniz'de. Doğu Akdeniz'de biz kendimizi yalnızlaştırıyoruz. Yalnızlaştırıyoruz biz. Bizim Mısır'la ne derdimiz var? Biz niye Mısır'la işbirliği yapmıyoruz? Suudi Arabistan'la geçen Sayın Cumhurbaşkanı'nın görüşmesi oldu. Son derece olumlu buluyor. Türkiye'nin İsrail'le, bakın İsrail'in yaptığı zulümlerin altını çizerek söylüyorum. Bunlara rağmen Türkiye'nin İsrail'le belli bir düzeyde ilişkilerinin olması lazım. Bu dünyanın gerçeğidir, reallığıdır. Duygular değil, akılla diyorsunuz. Akılla ve yöneteceksiniz. Devlet aklı denilen şey akılla burada önemlidir diyorsunuz. Elbette evet. ki. Peki burada niye Dağlık Karabağ'da, niye Dağlık Karabağ'da biz bunu yapmayalım ki? Yani bunu yapmayınca biz Rusya'ya boyun mu eğmiş oluyoruz, Amerika'ya boyun mu? Hayır. Neyi, nerede, ne zaman yapacağınızı iyi bileceksiniz. Siz eğer ey Amerika deyip papazı vermeyeceğim deyip ertesi gün papazı verirseniz bunlar başınıza gelir. Önce o anlamda yumuşak karnınızın ne olduğunu iyi bileceksiniz. Nedir şu an Türkiye'nin yumuşak karnı? Ekonomik ambargolar. Şimdi Amerika'nın ve Avrupa Birliği'nin aldığı kararların siz Türk ekonomisine karar bazında bir etkisi olacağını düşünüyor musunuz? Hayır, olmaz. İşte şu kişinin girmesi, şu kişinin efendime söyleyeyim mal varlığının dondurulması. Bunun fiili birebir anlamda Türk ekonomisine bir etkisi olmaz. Ne etkisi oluyor biliyor musunuz? Türkiye Amerikan ambargosuna sebep olan ülke. Türkiye Avrupa ambargosuna sebep olan ülke. Türkiye dışlanan ülke. Türkiye diktatörler sınıfına itilen ülke. Türkiye'nin Türkiye bu değil. Türkiye her ülke nezdinde saygınlığı olan, bu ülkeler Türkiye'yi ağzına alırken iki kere düşünmesi gereken ülkeler olması lazım. Ama yerinden kalkan Türkiye'ye çatıyor. Türkiye'yi bu konuma düşürmemek lazımdı. Benim ifade ettiğim o. Ayrıca Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri ile önümüzdeki süreçte izlemesi gereken politikanın biraz konuşulması lazım. Yani bu meseleyi lütfen... İşte CHP olsaydı ne yapardı? Yani en kolay tartışma metodu bu. Bazı arkadaşlar bunu yapıyor. En kolay tartışma metodu. Yani müflis bakkal ne yapar? Döner eski defterleri karar. Ya bırakın Allah aşkına. Bugün o gün değil. Bugün biz ne yapmalıyız? Kamuoyu önünde biz bunu tartışıyoruz. Mesela size bu siyaset soruyorum. Meselesi siz, değil, siyaset S400, üstü meselesi. S-400 meselesini nasıl açıklarsınız o zaman? Şimdi... Bu mesele çok önemli bir mesele. Şimdi oraya yavaş yavaş geleceğiz. PKK, Amerika PKK'yı destekliyor. Niye Amerika PKK'yı destekliyor? Orada senin açık bir alanını gördüğü için, yumuşak karnını gördüğü için destekliyor. PKK'ya orada geniş bir alan açıldığı için, tamam. O bölgelerde Suriye hükümetinin bir yetkisi kalmadığı için destekliyor. Destekler. Yani ben Türkiye olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin içerisinde bir yumuşak karın görsem ben de gider orayı kaşırım. O sebeple ne yapmak lazım? Alan bırakmayacaksınız. Nasıl alan bırakmayacaksınız? Şimdi bu meseleye eğer siz siyasal İslamcı gözlüğünüzü çıkarıp bir kenara bırakır akılla bakarsanız karşınıza şu çıkar. Yeri gelir Rusya ile işbirliği yaparsınız Suriye'de. Nasıl yaparsınız? Esad'ı alırsınız dersiniz ki biz Birinci Dünya Savaşı'nda savaştığımız ülkelerle daha sonra diplomatik ilişki kurmadık mı? Kurduk. Onların